Patara, Antalya-Muğla il sınırını çizen Eşen Çayı'nın doğusunda Kaş ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. Likya'nın dünyaya açılan deniz kapısı olan kent, karaya doğru 2 kilometre giren bir halicin iki yanında yapılanmıştır. Patara'yı kuran Likyalılar, Tremillae ya da Termillae adıyla bugünkü Burdur'un diri bir bölgesinde yaşıyorlardı. Herodot'un yazdığı gibi Girit'ten gelmemişlerdir. Ülkelerine kendi özgün dillerinde Tirmis, kendilerine Likyalı anlamında Tirmili derlerdi. Anadolu'nun bilinen en eski dillerinden olan Lüvice'ye akraba yerli bir dil konuşurlardı. Patara'da ele geçirilen arkeolojik bulgular, kentin tarihinin erken Tunç çağına kadar indiğini göstermektedir. Yine kentin adının geçtiği en eski yazılı belge ise M.Ö. 13. yüzyılda tarihlenen ve Büyük Hitit Kralı 4. Tutaliya'nın yazdığı Lukya ülkesindeki seferlerini anlattığı bir yazıttır. Patara dağında adaklar ve armağanlar sundum, steller diktim ve kutsal mekanlar yaptım demektedir. Patara içinde bulunan tepeciklere geçirilen mimari ve seramik bulgular, M.Ö. 10 ile 7. yüzyıl arasında burada Hitit Lukası şehrinin olduğunu gösterir ve buradan kesintisiz bir şekilde Homeros'un anlattığı Likya'ya geçiş yapılır. Kent, M.Ö. 540'da Karya üzerinden gelen Pers komutan Harpagos tarafından ele geçirilir ve Perslere bağlanır. M.Ö. 516'da ise Sardes'teki birinci satraplığa bağlanmıştır. M.Ö. 469'da Euromedion Deniz Savaşı'ndan sonra Attika Delos Deniz Birliği'ne katılmıştır. Patara beylerinden 1. Vexere, M.Ö. 450'de, 2. Vexere ise M.Ö. 430'da 20 aralığında sikke basmışlardır. Yani bu dönemde Patara bağımsız bir kent devleti idi. Kent, M.Ö. 334'te Büyük İskender'e kapılarını sonuna kadar açmış ve yıkılmaktan kurtulmuştur. M.Ö. 281'deki Kurupedion Savaşı sonrasında bölge Mısır egemenliğine geçmiştir. Anadolu'da Mısır egemenliğine geçen nadide yer Likya bölgesidir. Ve burada Mısır kralının eşi olan Arsinoe'nin adına kente Arsinoe ismi verilmiş. Uzun bir süre, yüzyıl kadar bu isimle anılmıştır. Daha sonra M.Ö. 197'de Selevkoslar egemenliği meydana gelir ve Romalılara karşı kaybedilen Magnezya Savaşı'ndan sonra M.Ö. 189'da imzalanan Apemia Barışı'na kadar bu dönem devam eder. Romalılar tarafından Romalıların bağdaşı olan Rodos'a bağlanan Patara'da yaşayan Likyalılar bunu işlerine sindiremezler ve direniş gösterirler. Bu özgürlük mücadelesi M.Ö. 168 civarında amacına ulaşır ve bağımsız bir devlet yani Likya Birliği kurulur. Likya Birliği'ni Roma Senatosu da tanımıştır ve bu Likya Birliği'nin başkenti de Patara kentidir. Likya Birliği'nin başkenti Patara'da kurulan meclis binası da dünyadaki ilk modern demokrasi anlayışını yaşadığı yer olarak kabul edilmektedir. Stratejik önemi olan bu liman kenti Patara'nın M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Mitrates, Europator, Sulla, Sezar, Brutus gibi önemli isimlerin dikkatini çekmesine yol açmıştır. M.Ö. sonra 43'te ise Likya, İmparator Claudius'un emriyle artık bir Roma eyaleti haline dönüştürülür ve bağımsızlığını kaybeder. Ancak yine de iç işlerinde tamamen bağımsızdır. Bu yeni Likya eyaleti M.Ö. 74'te İmparator Vespasianus tarafından oluşturulan Likya Pamfilya Birleşik Eyaleti'ne bağlanır. Ancak başkent yine Patara'da kalır. Pax Romana sürecinde yani Roma'ya bağlama sürecinde Pataralılar M.Ö. 131'de İmparator Hadrian ve karısı Sabina'yı ağırlarlar. Bu kentin gelişmesine büyük etki sağlar. Şehirde şu anda olan binaların büyük kısmı bu dönemde yapılmıştır. Ticaret ve Apollon kehanetiyle yükselen yaşam düzeyiyle Patara, Likya'nın en büyük ve zengin kentlerinden birisi haline gelir. Konstantinopolis'in yani İstanbul'un merkezi olduğu Doğu Roma'nın Bizans İmparatorluğu'nun temellerini atan İmparator Konstantin zamanında ki bu M.Ö. 312-337 aralığıdır. Likya Pamfilya'dan ayrılır, yeniden tek eyalet haline gelir. Patara özellikle limanıyla yeni İmparatorluk başkenti Konstantinopolis'ten sonra Doğu Akdeniz'e açılan ikinci büyük kent limanı haline gelir. Önemi gittikçe artar. Kent Patara Psikoposu iken 20 Haziran 312'de Ortodoks dünyasının çok önemsediği dramatik bir ölümde burada linç şehri mertebesine erişen Likya'nın ilk psikoposu Aziz Methodius ve M.Ö. 4. yüzyılda burada doğan, yetişen ve tüm dinsel öğretisini Patara'da geliştiren çağdaş dünyanın Noel Baba adıyla bildiği Aziz Nikolaos ile Hristiyanlık tarihinde de çok ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İki Aziz'in yaşadığı, yetiştiği önemli bir haç merkezi olarak da kabul edilmektedir.
Milattan sonra 331'de Konstantinopolis Konsili'ne Likya'yı temsil eden Patriarkopos II. Eutomas gönderilir ki bunun mezarı ve kilisesi de Kaynak Kilisesi adı altında Likya şehir merkezinde bulunmuştur. Milattan sonra 541'de büyük bir veba salgını kent nüfusunun yarı yarıya yok olmasına yol açar. Yine 7. ve 8. yüzyıllarda bölgeye Arap akınları başlar ve halk kıyıdan dağlık bölgeye, iç Likya'ya çekilmeye başlar. Yine de 10. yüzyılda hala Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir deniz üssüdür, Bizans'ın üssüdür. Milattan sonra 2. yüzyılda ise limanın güneyindeki düzlüğü kuşatan kalın bir surla kent içine kapanır. Artık bir orta çağ liman köyüne dönüşür ancak limanı olan bir köydür. Milattan sonra 1140'da İzlandalı hacı Nikolaos von Pvera, Aziz Nikolaos Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiğini anlatır. Yani burada bir Noel Baba adına kurulmuş olan bir okul vardır. Bunu ziyaret etmektedirler. 1176'daki Myriokephalon Savaşı'yla bölge tamamen Türklerin eline geçer ve Likya'da yoğun bir Türkleşme ve İslamlaşma süreci başlar. Bu dönemde kentte Türkler de yaşamaya başlar ve küçük bir hamam, surlarda onarmalar yapılır. Bunlara ait izler de kent içinde tespit edilmiştir. Bu dönemden sonra Patara'dan bahsedilen son haber 1478 yılıdır. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu buraya o yıl babasının buyruğu üzerine gelir ve Rodoslularla bir anlaşma yapmak üzere burada görüşür. Yeşen Çayı'nın taşıdığı kumlar 16. yüzyıldan itibaren yani 1500'lerden itibaren limanın ağzını artık gemilerin geçemeyeceği bir şekilde tamamen kapatırlar. Ve doğuşunu borçlu olduğu liman denize kapanınca bir iç göle dönüşen Patara kentini tarihe de kapılarını kapatır.